organizasyonu kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyenler Atatürkçüler var ya, Atatürk Tayyip'in boku bile olamaz. Buraya geldiğim için çok utanıyorum. Keşke gelmeseydim diyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim, mecbur kaldıkları için. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyenler Atatürkçüler var ya, Atatürk Tayyip'in boku bile olamaz. Buraya gel. Neyse. Ya inanamıyorum ya, inanamıyorum. Şuna bak. Ve Twitter'da sadece şu tepkileri bir görün. Bu bir çocuk, hırsız, faşist, dinci, AKP tarafından aptallaştırılmış bir kız. Bu bir kişi, bir çocuk ve tabii büyük adam olsun, sözü üzerine, hakareti üzerine bütün böyle bir ülke, milyonlarca insan galeyana geliyor. Tez yakalayın o cadıyı, asın kesin, hapse atın. Kesinlikle lütfen bunu sonuna kadar izleyin. Bu çok önemli. Afganistan'ı, Somali'yi falan orayı bir düşünün. Kuzey Kore'yi. Nerede bir ülkede fikir ve ifade özgürlüğü sevmediğin, istediğin kadar nefret ediyorsun. Söze karşı söz yerine, söze karşı polis zoru, ceza veyahut da linç, bunu kullanan ülkeler tarih boyunca zalim olmuşlardır, felaketten felakete gitmişlerdir. Özgürlük olmaz. Bir ülkede hakaret yasaksa o ülkede zorbalar, baştaki zorbalar, hırsızlar her zaman için en iyi insanlar olarak görülür. Eleştiremezsin bile. Yani bu, yani Atatürk'ü güya seviyorlar, Atatürk'ü koruma kanunları. Ve güzel kardeşim, senin Atatürk'ü zorla, hapis zoruyla, polisle korunmaya, koruman kadar saçma bir şey yok. Yani eğer zorla kurutacaksan, bir adamı zorla sevdireceksen, o düdüklü tencere sonunda patlayacak. Hiçbir vakit öyle gitmez. Tam aksine insanların kafasında ona karşı tepki, alerji, yanlış bilgilerin üretilmesine vesile olursun. Menderes'in geçirdiği bir kanun. Atatürk'ü koruma. Ne Atatürk'ü koruyorsun ya? Bırak tartışılsın. Adam hakaret ederse hakareti kendisine ya. En çok hakaret alan adamım ben Türkiye'nin. Bak 30 yıldır gerçekten yani sürekli milyonlarca Sünni'den, Şii'den, ırkçısından, faşistinden en iğrenç hakaretler alan birisiyim. Ve hiçbirisini şikayet etmedim. Defalarca şikayet edildim. Hatta Tayyip'in yaptıklarını söylediğim, eleştirdiğim için böyle belden aşağı falan hakaret de yok. Hakkımda, aleyhimde davalar açıldı. Birkaç yıl hapis cezası var. Bu şarlatan, seks tüccarı, seks tarikatı var ya, böyle şantajcı, kızların ırzına geçen, kızları kaçıran, şantajcı, rüşvetçi, aşağılık seks tarikatı ki 16 yıl boyunca AKP tarafından kollandı, desteklendi. AKP'nin mahkemeleri ona çalıştı hep. O suçları işlerken, o 32 madde suçlar, onlar bir günde, bir yılda işlenmedi. Yıllar boyu biliniyordu ki ben bunu ta 1988-89 yılında ilan ettim bu adamın yaptıklarını. Gerçi o zaman böyle suç işlemeye başlamamıştı. Ama 19 yıl önce tutuklanmıştı. Ne pislik yaptığı biliniyor. Binlerce aileyi mağdur etti. Nice aileyi iflas ettirdi. Yüzlerce, binlerce kızın ırzına geçtiler bunlar. Dolandırıcılık yaptılar. Sahtekarlık yaptılar. Her suçu işlediler. Hem de alenen, hem de iştahla, şehvetle işlediler bunu. O kadar kişi mahkemelere gitti. Mahkemeler umurunda olmadı. Tayyip devleti ele geçirmiş, her kurumu ele geçirmiş. Orduyu bile ele geçirmiş. Bu cinsi, sinsi, dinsi tarikata mı dokunamazdı? Niye? Çünkü kullanıyordu onu. Çünkü bu tarikatın elinde şantajlar var. AKP'nin içerisinde bir sürü sahtekar, dolandırıcı, ırz düşmanı
Onların şeyleri var, videoları var onların aleyhinde. Onu işte onları elde etmek, onları korumak için zaman şey ettiler. Yani çünkü hepsini kurtarmaları gerekir. Onun için yıllar aldı. Hani kendileri ifşa olmasın diye. Bir başka tarikat işte FETÖ denilen FETİP'i, Hoca Efendi Hazretleri, Türkiye olimpiyatlarıyla dünyayı fethediyoruz falan filan diyorlar ya. Göğe sığdıramıyorlardı adamı. 10 yıl boyunca 10 kat büyüttüler onu kendi ifadeleriyle. Ondan sonra onu lanetlediler. Birdenbire bilmiyorlardı. Bu kadar gerizekalıydılar. Aynı yatakta hırsızlık yaptılar, kandırdılar, komplolar kurdular, insanları hapsettiler. Sonra aa biz bilmiyorduk. Aa bu adam bir de Müslüman da değilmiş ya. O saçmalıklarını, o dini ezenlerini daha önce de söylüyordu. Hem de alenen. O zaman sağırdın. Aynı şekilde bu Adnan'a da. Neyse şimdi buna geliyorum. Bak şunu görmenizi isterim. Şu histeriyi. Neyse. Korkunç bir hisleri var. Şeyim yok. Yani burada keşke bir yardımcım olsaydı. Bunu getirseydi. Neydi? Anıtkabir koyuyorum. Hele Ahmet Hakan kahraman bu kıza meydan okuyor falan. İşte cezalandırın, asın, kesin. Bütün böyle kahramanlar çıkmış ortaya. Atatürk'ü koruyacaklar, hepsi korkaklar. Atatürk'ün tırnağı olamazlar. Şimdi niye diyorum? Çünkü faşizme ve teokrasiye en çok hizmet eden bu tavır. Sen şimdi Atatürk'ü koruyalım dersen, onlar da Tayyip'i koruyalım. Atatürk yaşamıyor. Korusan da korumasan da bir yararı yok. Neyi koruyacaksın? Ama bu adam bütün zulümleri yapacak, çalıp çırpacak, ülkeyi satacak ve buna hırsız diyemeyeceksin, katil diyemeyeceksin, hain de diyemeyeceksin, çocuğunu işte böyle zengin ettin diyemeyeceksin. Damadını silah tüccarı yaptın, uyduruk bir savaşla damadını milyarder ettin diyemeyeceksin. Yalanlar uydurdun, her gün yalan söylüyorsun diyemeyeceksin. Çünkü bunların hepsi bu saltanat tarafından, diktatörlüklerden de hakaret, devlet başkanına hakaret diye suçlanacak ve susacaksınız. Hiçbir eleştiri yapamayın. Her bir eleştiriniz hakaret olarak değerlendirilebilir. Tekrar edeyim. Düşünmüyorsunuz. Hakaretin tarifini yap desem yapamayacaksın. İşin ilginci yapamadığını da tarifini yapamadığını da bilemeyecek kadar cahilsin. Çünkü bir kas sorguda dükülürsün. Bu konu benim konum. Ben hukukçuyum. Bak zamanında hakaret hani peygambere hakaret eden öldürülür müldürülür diyenler var ya canım kardeşim. Mızraklı ilmihal Osmanlı döneminde en popüler ilmihaldi. Orada diyor ki yani güya İmam-ı Yusuf'un güya Hazreti Ebu Hanif'in tek tanrıcı o yiğit adam maalesef katlettiler sünnetçiler hadisçiler onu ve şeye reaya olanlar sultana reaya olanlar. Ondan sonra onun bir popülaritesi vardı halk içerisinde bir kahramanlığı vardı ama maalesef sahtekarlar sonunda kazandılar. Onun adına bir tarikat kurdular. İşte Yusuf falan diye sahtekarlar tarafından. Şimdi o adam güya peygamberi öylesine seviyormuş ki adamın teki bir yemekte kabak sevmiyorum demiş. Bak kabak sevmiyorum demiş. Bunun üzerine İmam Yusuf tez getirin kılıcı muşambayı kellesini keseyim bak. İslam dini ki insan hayatını en üstün, kutsal bilir. Bir insanı haksız yere öldüren, bütün insanlığı öldürmüştür diyen.
Barış dinini düşünün nasıl firavuni bir tavra, bir dine çevirdiler bu alçaklar, bu sultancılar, bu Emeviler. Kılıcı getirin, muşambayı getirin. Bu adam demiş, ben ne yaptım? Suçum ne? Ya hakaret etse ne olacak? Allah diyor ya, şeytana izin verin. Dileyen inansın, dileyen küfretsin, inkar etsin diyor. Dördüncü surenin 140. ayeti diyor, eğer dininizle alay ediyorlarsa, sizin gibi müşriklerin yaptığı gibi yapın demiyor. Kur'an diyor ki, Allah diyor ki, kainatın yaratıcısı, o meclisi terk edin. Çünkü alay ediyorlar, tartışıyorsunuz onlarla. Bunlar müşrikler. Onlarla tartışıyorsunuz, bu müşrikler işte dalga geçiyorlar senin dininle, tevhid dininle. İşte 19 falan palavra. Tek Allah olur mu? Kur'an yeter mi? Ulan nasıl bir şey falan. İşte dalga geçiyor, hikayeler anlatıyorlar falan filan. Tartışma şeyiyle değil. Diyor ki terk edin o meclisi. Ondan sonra onlar dalga modundan değişip tartışma moduna geçince tekrar onlara gidin tartışın diyor. Bak. Bunu şey diyecektim. Böyle bir din. Tamamıyla özgürlük. Gidin onları dövün. Polisi çağırın. Neydi o? Hani şey diyor da kürtaj yaptı. Şira devlet elden gidiyor. Din elden gidiyor. Öyle mi diyor? Onun taklidini bile yapamıyorum. Yani diş fırçası olayı. Polis çağırın falan demiyor. Hapsedin demiyor. Ki bu, yani bunlar hem Mekki Medeni diye ayetleri birbirine nesettiriyor, iptal ediyorlar zalimler. Kur'an'ın birçok ayetini inkar ediyorlar alçaklar. Nesih mansuh palavrasıyla tarif etmişler ayetleri. Ondan sonra bu onların nesih mansuh şeyiyle de İptal edemeyecekleri çünkü sonradan inmiş ayet olduğu kabul ediliyor Medine döneminde. Ne diyor? Tartışmayı protesto et. Birisi hakaret mi ediyor? Onun meclisini terk et. Gazetesini satın alma. Tweetini izleme eğer o hakikaten rahatsız oluyorsan. Ve geçici olarak izleme. Sonra tekrar izle. Düşün. Senin şeyinde mi, sayfanda mı yazıyor? O ne şey edebilirsin, tahammül edemeyebilirsen kendi sayfandan. Ama devlet zoruyla, polis zoruyla onu susturmak, onu cezaevine atmak kesinlikle yanlış. İftira cezası farklı. Biraz düşünün. Yani geri ülkelerin en büyük felaketi ahlak ile hukuk birbirine karıştırmaları ve ahlak polisliğine kalkışmaları, iftira ile hakareti birbirine karıştırmaları. Mesela Amerika'da ben Donald Trump'ın dinci, sahtekar, alçak, aşağılık bir domuz olduğunu söyleyebiliyorum. Hırsız bir faşist. Dinci, hırsız bir faşist. Donald Trump. Edip sen Washington'a da hakaret edemezsin diyor. Hayır, burada Washington'a da. Washington kabız bir gerizekalıydı. Ben istediğin listeyi ver yazayım ha, yazdım da. Bir şey olmuyor. Burada Amerika'nın birçok kötü yönü var, birçok yönü var. En iyi yönü özgürlüğün olması. Özgürlüğün olması. İstediğin gibi eleştirebilirsin korkmadan. Devletin en başındakini. Hiçbir şey olmaz sana. İstersen alıp bayrağı yere koyarsın, çiğnersin bayrağı, çiğnediler. Zenciler burada beyazlara şey olarak, inat olarak beyazların, o ırkçı beyazların mitingine gittiler. Yere Amerikan bayrak oldu. Resimlerini, şeylerini bulabilirsin, videolarını. Polis geldi, bu zencileri koruyor. Bazı aralarında bazı geri zekalı böyle kaba kuvvet kullanmaya çalışan milliyetçi Amerikalılar oluyor da onlara karşı bu zenciler bunların hakkıdır, özgürlük. Bu bayrak zaten bu özgürlük için semboldür. Bu zencinin bu devleti eleştirmeye karşı çıkma hakkı var. Bu bayrağı çiğneme hakkı var. Bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı. Böylesine güzel. Ama siz reaya olmuş bir toplumsunuz. Şimdi yarın Tayyip'i eleştiremeyeceksiniz. Çünkü her bir eleştiriniz, ben kabak sevmiyorum hikayesi var ya, ona döneyim, onu kestim. Merak ediyorsunuz. Bu niye anlattı, bitirmedi. İmam Yusuf tez diyor, kabağı nasıl sevmezsin? O diyor ben kabak sevmiyorum. Ama diyor sen ben kabağı sevmiyorum diyerek peygambere hakaret ettin. Vallahi etmedim. Peygamberin ismini bile söylemedim. Yo, çünkü peygamber kabağı seviyordu.
sen özellikle kabağı sevmiyorum diyerek peygamberin sevdiği bir şeyi kötüleyerek peygambere hakaret ettin. Bu adam tövbe ediyor falan filan, ölecek, kellesini kurtarıyor. Bunun gibi sebeplerle siz zalimin zulmünü, hırsızın hırsızlığını eleştiremeyeceksiniz. Hatta ona sayın dünya lideri demediğiniz için de hakaret ettiğiniz iddia edilir. Çünkü mesela ben Muhammed peygamber diyorum, Muhammed diyorum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem niye demiyorsun? Saygısızlık ediyorsun, hakaret. Bak bunu bile hakaret ediyor. Güzel isim Muhammed, övülen demektir. Bu güzel ismi söylüyorum ki Kur'an bunu Muhammed diye geçiyor. Hatta 2. sure 136. ayeti elçilerin isimlerini tek başına sayıyor. Böyle hiç böyle hazret mazret falan aleyhissalatu vesselam eklemeden. Şey diyor, böyle deyiniz diyor, böyle deyiniz diyor. Onun umurlarında değil. Salavat kelimesinin anlamını tarif etmişler. Destekleme anlamında peygamberi destekleyin hayattayken. O da sizi destekler. Allah ve melekleri de sizi salat eder, sizi destekler. Ayetlerini tarif ediyorlar. Her bir yerde farklı anlam veriyorlar salat kelimesi, salavat denilen şeye. Böylece bir peygamberi putlaştırıyor. Bak düşün. Yani övgü cümlesi kullanmadığın vakit hakaret eden kişi durumuna konulabiliyorsun. Onun için böyle olur mu, hakaret kötü, elbette hakaret kötü, hakaret etmemek lazım. Ama hırsızsa hırsıza hırsız diyebilmelisin, o hakaret değil. Katilse katile katil diyebilmelisin. Kafirse nankörse nankör diyebilmelisin. De, hakaretin kime zararı, bana o kadar hakaret ediliyor. Dünyanın hala en mutlu ikinci insanıyım, beyinsizler. Milyonlarca insan bana belden aşağı hakaret ediyor. Bu YouTube'umun altında, tweetlerimin altında. 30 yıldan fazladır be kardeşim yahu. Hristiyanından tut, Katolinden tut, Sünnisine kadar, Nakşisinden tut, Kadirisine, Nurcusuna kadar hepsi hakaret ediyor bana. Ateistler de katıldı buna. Umurumda değil. Benim en kötü hakaret sözüm gerçeği söylemek. Eğer adam reaya ise reaya diyorum ve reayanın tarifini yapıyorum. Reaya Arapça bir kelime. Otlayan hayvan demek zaten. Bağlam içerisinde hadis diyor ki, hepiniz reayasınız, güttüğünüzden sorumlusunuz. Devlet başkanı da baş reayadır, baş çobandır. O da güttüğü halktan sorumludur. Onun için sultanlar halka reayam. Yani koyunlarım, ineklerim, öközlerim, eşeklerim. Hatta köpek de ona dahil oluyor, o sürüye. Diye hitap etti. Reaya Arapça. Otlayan, ot, merada otlatılan hayvanlar demek. Ra'i, çoban demek. Ve Kur'an bunu özellikle eleştiriyor. Bir başka videomda bunu net olarak Tayyip çevresi, büyük bir topluluğa böyle, büyük başlara, böyle başbakanı var, bin alisi var, yüz alisi var falan. Onların toplandığı, muhtarlarda var mıydı bilmiyordum ama böyle bakan bakan falan, bakmayanlar, körler, sağırlar hepsi orada. Orada diyor ki, ben de beş çobanım, ben de çobanım. Siz güttüğüm reayasınız. Onları hepsi utanmadan, sıkılmadan dediler. İnanılmaz bir şey. E şimdi ben size AKP'lilere reaya, yani eşek, köpek, yok köpeği biraz istina edeyim. Çünkü gruba dahil olduğu için, grubu şey ettiği için o yani dolaylı olarak reaya oluyor ama asıl reaya koyun, keçi, inek, öküz, eşek. Bu. Tayyip size öyle dedi. E niye bana kızıyorsun? M yerine karşı çıkabildin mi Tayyip'i? Eleştirebildin mi? Ulan! Sen kimsin ya? Sen de benim gibi insansın. Ben hayvan mıyım? Ben senin reayan mıyım? Sen benim çobanım değilsin. Defol git. Saint Paul'un uydurduğu bir palavra. Hahamlar halkı sümürmek için bu şeyi uydurdular. Raya, ben raiyim, ben çobanım, siz benim koyunlarınızın, sizi sağ bilirim dedi. Saint Paul, o sahtekar, bütün sahtekar din adamları, şeyhül şeytanların bir prototipi. Bugünkü tarikat liderleri, din tüccarları hepsi aynı karakterde. İsa'nın gerçek havarileri tarafından eleştirildiği vakit ne dedi Saint Paul? Daha önceki videomda söyledim defa, çünkü bu videoyu izlemeyenler olabilir önemine binaen. Para topladığı için eleştirildiği İsa'nın gerçek sohbet arkadaşları, havvari, huri kelimesinin çoğu huri sohbet arkadaşı demek. Yoksa belli cinsi şeyle falan alakası yok. Cennette sohbet arkadaşlarımız olacak. Ve dünyadaki gibi de öyle böyle
çükün mükün falan olmayacak. Başka bir şey. Başka bir dünya. Yepyeni bir şeyle işte. Hafızanı şeyin... yani senin hayalini bile almayacağı apayrı bir evrende yaratılacağız. Bambaşka bir bedenle. Öyle terleyen, kokan, mokan pis bir bedenle değil. Bu dünya aşağılık dünya. Aşağılık dünyada böyle bir bedenle yaratıldık. Kokan, çürüyen, yaşlanan falan filan. Hello! Düşün. Şimdi... Çok uzatıyorum. Evet. Aa, üf diye yazılmış kazayla. Şimdi geçiyoruz bir dilin. Okey. Heh, bak. Şunlara bir bak. İşte Saint Paul dedi ki siz benim koyunlarımsınız. Yahudilerin şeyini kullandı. Metaforunu. Ben de sizin çobanınızım. Çoban koyunlarını sağabilir dedi. Yani raya işte bu. Siz raya olduğu için adam size yamalı gümlek, Hazreti Ömer'in yamalı gümleğini verip kendisine 1150 odalı saray yapıp orada kilosu 4000 liradan beyaz çay içebilir. Karısına sizin paranızla, siz garibanların evde sardalya gibi böyle yatarsınız. Nefesiniz açlıktan kokar, makarnaya talim edersiniz, ekmeğe talim edersiniz. Sizin verginizle, koyduğu ağır vergilerle karısına 51 bin dolarlık çanta, bir tek çantanın fiyatı düşün. O da dışarıda olduğu için, Belçika'da bir lüks bir dükkandan satın aldığı için sonradan gidip dükkandan öğreniyorlar onun fiyatını. Bu parayı nereden buldu adam? Diyor, bir yüzükten başka bir varlığım yok dedi. Yüzüklerin efendisi çocuğunu milyarder yaptı. İsrail'e olan ticaret, gemiciklere gemicikler bindirdi, havadan gemiler yürüttü. Damadını silah tüccarı yaptı, uyduruk kıytırık silah. Uyduruk kıytırık silah, hiçbir şey yaramayan, İsrail'in o SİHA'ları falan vardı, oradan kopya bir silah, İsrail'in de şeyiyle, ortaklığıyla para aldı İsrail. Araştırmıyorsunuz, bu adam ve niye Afrin'e savaş şey etti, o da bu maddeyle alakalı. Yani siz tabii ki adam propagandayı almış, propaganda. Faşizm zaten en tehlikeli silah propagandadır. Propagandadır. Bir devletin, hele faşist, bir iktidarın elindeki bir devletin propaganda makinesine günde 5 vakit talim ederseniz zehirlenirsiniz, aptallaşırsınız. Hitler'i şey dersiniz, Saddam Hüseyin yaşa, dünya lideri dersiniz. Kuzey Kore'deki dear leader dersiniz. Hayatım sana veda dersiniz. Böyle kemiklerin dışarı çıkmış durumda yine dear leader sen büyüksün adam şatafatlı bir hayat. Kurban edersin kendini gerizekalı. Firavunları üreten kölelerdir. Firavunları yücelten, zalimleştiren, onlara o gücü veren, onların zulmünü kabul eden zelillerdir. Hangi ayetti hatırlıyor musunuz? Yani o köleleri eleştiren bir ayet vardı. Neyse. Şimdi gelelim buna. Son dakika falan filan. Yani siz bu bir oyunun bir parçası. Siz aman Atatürk'ü koruyalım derken onlar şu anda Türkiye'yi tahrip eden bir saltanata dönüştüren, orta çağa dönüştüren ve Türkiye'yi satan bir BOP eş başkanına hala BOP için çalışıyor. Hala Amerika'nın emrinde. Bunun karşısında sessiz kalacaksınız. Bir putunuzu kurtarmak için bu puta, şu anda tahribat yapan bir puta saygı duymak zorunda kalacaksınız. Sevgili beyinsiz göğe Atatürkçü kardeşlerim. Sizin 1 milyonunuz bir Atatürk etmez çünkü düşünmüyorsunuz. Dogmatik yobaz olmuşsunuz. Aman putumu koruyayım hakaret edilmesin. Oğlum senin putun eğer bir kızın hakaretiyle, böyle gerizekalı cahil bir kızın hakaretiyle eğer yıkılacaksa yerin dibine bassın ya. Atatürk böyle bir hakaretle gidecek bir adam mı ya? Gerçek konuşulsun, isteyen istediğini söylesin. Zaten öyle bir ortamda, isteyen istediğini söylediği bir ortamda gerçekler ortaya çıkar. Gerçek ışık gibidir. Karanlığı yutar.
Ama ışığı engellersin sansürlerle karanlık yaşar. Siz ışığı engellemeleri için devlet sansür onun elinde. Güç onun elinde, yasayı o çıkarır. Onun mahkemeleri neyin hakaret olup olmadığını şey eder. Benim davama bile bakmaz bile. Ben Tayyip'i suçlasam hakaretinden dolayı yaptığı işten davama bakmaz bile. Ama Tayyip bizim paramızla, halkın parasıyla topladığı vergi, benim param diyorum benim. Çünkü orada bazı şeylerim vardı, katkılarım oldu bir vatandaş olarak. Onlarla ne yapıyor? Bir avukat ordusu tutabiliyor. İstediğini mahkemeye verip istediği cezayı verdirebiliyor. Sen bu hakaret davasında diktatöre karşı galip mi geleceğini zannediyorsun? Beyinsiz. Beyinsiz diyorum, gerçekten beyinsizlik. Zaten bir ülkede hakaret cezası var. O ülkede her türlü yolsuzluk vardır, her türlü sahtekarlık vardır, her türlü zulüm olur. Onun için hakaret cezası olmaması lazım. Bir şey vardı, bir daha başka bir videom vardı. Sanıyorum Fazıl Say'ı savunduğum video. Fazıl Say mıydı, neydi? Bu müzikçiydi. Müritleri ve salakları koruma yasası diye bir şey. O başlık. O videoyu bir izleyin. Düşünce özgürlüğü çok önemli. Ama bakıyorum Türkiye'de benim ilerici sandığım, ilerici olmasını beklediğim, medeni olmasını beklediğim kişiler de bir bakıyorsun onların da kutsalları var. Herkes kendi kutsallarını zorla, polis zoruyla korumaya çalışıyor. Ya ne salak adamlarsınız ya. Söze karşı söz, birisi hakaret mi ediyor? En fazla yapan şey onun misliyle ona hakaret et. Ama ben onların seviyesine değinmem, sen değinme. Bırak hakaret eden gerizekalı, hakareti bumerang gibi kendisine döner. Hukuk. Mustafa Kemal Atatürk'le Recep Tayyip Erdoğan'ı. Bakalım hangisi nedir? Kim daha üstün bakalım? Bu kızın dediği doğru mu? Bunu böyle yapmanız lazım. Arkadaşlarım tamam, bu kız hakaret ediyor. Gariban, cahil kız. Sersemitleşmiş İmam Hatip'te falan filan. Havuz medyasının kurbağalarını çok dinlemiş. Değil mi canım kardeşim? Ha, anlatalım. Tamam kızım, bakalım kim kimin nesini yer. Bak, Mustafa Kemal Atatürk 19 harf. Bu adamın ismi 18 harf. Zaten baştan kaybediyor. I love it. Az önce saydım, 18 harf çıktı. Kaybetti. 19 Mayıs, biz 1919. Bu 15 Temmuz. Hem de kendi ürettiği tarikat, savunduğu, birlikte aynı yatağı paylaştığı tarikatla kavga ediyor. İkiz dikiz, paralel ikizler birbirine kavga ediyor. Birlikte çalmışlar, çırpmışlar, zulmetmişler, hırsızlık yapmışlar, hep pisliği yapmışlar. Her melaneti çevirmişler, fırıldağı çevirmişler. Ondan sonra menfaat için başka bir şey değil. Birbirine düşmüşler ve ondan sonra birisini oyuna getiriyor. Aslında kontrollü bir darbeydi. Darbe gecesi onu gördüm ve daha sonraki gerçeklerde falan da onu destekliyor. Çünkü çok basit yani, neyse o ayrı bir şey. Biraz zeka yeter. Propagandaya biraz uzak, magnetik alandan uzak duracaksın. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk başkomutandı. Cephedeydi. Anafartalardaydı, Trablus'taydı. Birçok yerde cephede savaştı. Hatta gazi oldu. Gerçek kurşun ama Allah'ım da olsun Saad kurtardı onu. Başkomutan bu. Cepheye mi gitti? Sarayında. 1150 odalı sarayın hangi odasında onu da bilmiyoruz. Saklanıyordu. Ha, başka uçakla kaçtı. Bildiği bir şeydi. Kesinlikle senaryoydu. Ama yine kaçtı. Hani kontrolden çıkan olursa, kontrolden çıkan birileri olursa bu tarikattan ben kaybederim diye, ama kaçtı. Havalandı uçakla şuradan buradan falan filan. Oğlanı çürük, bedelli diye askerliğe bile göndermedi. Ama garibanların çocuğu 5 yaşındaki kız mıydı neydi? 8 yaşında mıydı? Ona şey elbisesi giydiriyor, asker elbisesi, şehit olacaksın maşallah falan diye halkın çocuklarına gaz veriyor. Şimdi bedelli askerlikle de sadece yoksulların çocukları devlete ve yüce lidere kurban edilecek. Dear leader. Başkomutan. Bu çakma. Çakma. Uyduruk.
Afrin'deki şey başkomutanlık ona şey etmek içindi. Kesinlikle. İki amacı vardı. Bir, damadın silah tüccarını zengin etmek. İkincisi tabii ki şeyle böyle milli bir işte biz Türkiye'yi kurtarıyoruz falan. Oradan halbuki saldırı maldırı da yoktu. Uydurup birkaç tane saldırı yaptı. Hatta ispat edildi. CHP milletvekili ispat etti. Güya atılan roketler Suriye'den atılır diye Türkiye'den atılmıştı. Çünkü şeyi menzili nedir mesafesi tutmazdı o atılan belli havaların mesafesi yetişmezdi sınır ötesinde. Hatırlıyor musunuz? Adam 8 füze formülü. Unutmayın. Hile. Hile. Dinleri hile. Siyasetleri hile ve yalan. Dinleri yalan ve iftira. Onun için bu Afrin olayı tümü öyle böyle bulmuşa getirdiler. Dünya meydana göz. Halbuki Amerika'nın izniyle göğe Amerika'ya karşı yapıyor. Tam tersi. Amerika'nın silahlarıyla, tanklarıyla, uçaklarıyla, Amerika'nın izniyle oraya öyle bir senaryo. Çünkü adam kahraman yapılması lazım. Bob eş başkanı olabilmesi için. Saddam'a atınlayın bir ara kahramanlık. Amerikan desteğiyle müthiş kahraman yapıldı. Bu kadar basit olmayın, yutmayın, yemeyin. Adam buraya geldi 15 dakika efendisiyle görüşmek için. Donald Trump, sahtekar, alçak, hırsızın teki. Faşistin, ırkçının teki Allah belasını versin inşallah götüreceğiz onu. Hala burada büyük bir güç var. Halkın gücü, demokrasinin gücü, belli bir özgürlük var inşallah. Ama burası da değişebilir. Burası da tam bir faşist ülke olabilir. Çünkü burada özellikle dinci kesim, evangelist, Hristiyan kesim, Türkiye'deki dinci kesim gibi aynı. Dünyanın her yerinde. Dinciler dünyanın en aşağılık insanları. En aşağılık insanları. Barış derler, bilmem şeyini sev derler kiliselerde. Giderler her böyle savaş için devletin yanında. Yani sürekli savaş. Hiç sorgulamaz o yani. Niye savaş ediyoruz ya? Derdimiz ne? Öyle bir, bize karşı bir şey yok. Ama savaştan daha fazla silahtan yanadırlar. İşte ahlak derler, mahlak derler. Dünyanın en ahlak azası, cinsi sapığını oy verirler. Hırsızın teki ona oy verirler. Dünyanın her yerinde. Gördüğüm kadarıyla binlerce kez sosyal medyadan tanık olduğum en aşağılık, en alçak insanlar iki gruptan çıkıyor. Irkçılar, faşistler. Dinciler, yobazlar. Hangi ırkı, ırkı, mırkı, ülkesi ne olursa olsun bakın Hindistan'da da öyledir. Çünkü bunlar aptallaştırıyor insanları. Din ve milliyetçilik, ırkçılık birisi mushaf sallayarak, diğeri bayrak sallayarak insanları aptallaştırıyor. İnsanı, insan yapan, hayvanlardan ayıran ki hayvanlardan aşağı duruma düşürsün. Çünkü mevcut şeye ihanet ediyorsun. Hayvan kendisine verilmiş nimete uygun hareket ediyor. Duygularıyla falan filan. Bir hayvan tutup katliam yapmıyor genelde değil mi? Ama insanlar katliam. Bir hayvan diğer hayvanlar açken kendisine böyle tonlarca böyle et bir yere yığmıyor. Ama bunlar milyarlar biriktiriyor yetmiyor. Daha fazla yiyecek. 150 oda saray yetmiyor. 300 odalı saray da yapacak. O da yetmiyor. Başkan oldu yetmiyor. Şey, cumhurbaşkanı oldu yetmiyor. Başkan olacak. Her şeyi kontrol edecek. Biraz daha güçlü olsa dünyayı işgal edecek. Yani emperyalist kendisi. Osmanlı'yı şeyden savunan, Osmanlı'ya özenen emperyalist değil mi? Köleci emperyalist, kardeş katili, bir pis iktidarı için kardeşini, çocuğunu bile katledecek, diri diri boğacak bir tip. Kafa, çakma. Başkomutan bilim ve bilgiye şey verdi. Hurafe yalan. Hazreti Ömer'in gömleği hikayesiyle size o gömleği giydirdi kendisine. Böyle işler çevirdi. Saraylar yaptırdı. Gemicikler yürüttü. Yalakalara neler betoncu. Gerçek sanayi. Gerçek sanayi. Müthiş yani Türkiye'de tarihinde görülmemiş bir yıkılmış bir imparatorluk. Borç içinde her şey. Bir şey yok, teknoloji yok, bilim yok, bir şey yok. Bu adam müthiş bir şekilde bir uçak şeyi yaptı ya fabrikası. Düşün o zaman uçak üretmeye başladı. Ama beton. Üstelik de borçlara morçlara sokarak her tarafa beton döktü. 100 yıl sonra beton. Cilalı beton devri. Rayalıktan özgürlüğe,
özgürlük ve onur. Seçim hakkı, kadınlara seçim hakkını düşün. Ta 1900 kaçlarda, unuttum ya, 1919 muydu falandı? Yok 1919, 1920'lerde. İşte özür dilerim yani, ben tarihçi değilim, detaylara bakmıyorum. Ben genel hatlarını çok iyi bilirim. Onun için iyi tespitlerde bulunurum. Ezberci değilim, ha bir kitapta bulabiliriz, zaten Einstein diyor. Herhangi bir yerde bulabileceğin bilgiyi ezberlemenin bir anlamı yok. Önemli olan hangi tarihi, 1920 miydi, 23 miydi değil. Bazı gerizekalılar kafayı ona takıyor. Edip mi sen bir şey bilmiyorsun, daha tarihini, gününü bilmiyorsun falan değil. Gününü, tarihi bilip de asıl şeyi ıskalayan, asıl konuyu ıskalayan nice adamlar. Özgürlük ve onur verdi Cumhuriyet'le. Hatta Türklüğü vurgulamasının sebebi Türklerin Osmanlı tarafından sürekli aşağılanması olayı. Etrak ve idrak diyorlardı. Bir sürü Türk katletti. Zulmedilen bir halk. Osmanlı Padişahı Türklerle bile evlenmedi ya. Hep yabancılarla evlendi. Düşün. Ha, o halka güven vermek istedi. Bence yanlış. Keşke daha bir evrenseydi ama o zaman modaydı. Zannetti ki ırktan soyutlayacak, böyle bir ulus şey oluşturacak, ortak bir kültür. Ezilen, hakları gasp edilmiş, aşağılanmış bir ırkın ismini ırktan ayrım yapacak bir ulus mulus falan olmadı. Ya bazı ülkeler biraz becerdiler kimlik ama her zaman için suistimale açık, her zaman için tersine dönebiliyor. Türkiye'de tersine döndü. Sonraki Atatürk'ün sondaki iktidar burada ırkçılığa gitti. Tümüyle baskılarla, zorla Kürtçeyi, Mürtçeyi yasaklayarak bir sorun çıkardı. Büyük bir sorun. Onu daha ileri götürmesine gerekirken tam tersi bir şekilde. Özgürlük, onur. Bu reaya. Mürit. Sersemit. Ha, bu arada tarikatlara olan karşı şu anda üç tarikat şey etti. Fetipi tarikat, Kuytul tarikatı biraz farklı muhalif. Yani o açıdan onu diğerlerinden ayrı tutuyorum. En azından dürüst ama o da çok tehlikeli. Çünkü hayalindeki şey iktidara gelse tümüyle bir Taliban, bir IŞİD gibi olacak. Hiçbir farkı yok. Samudu şeyle hani rejimcidir, kölecidir, cariyecidir, kellecidir, ahlak polisliğidir. Hayatı cehenneme çevirecek bir şey. Ondan sonra şimdi bu şey 16 yıl boyunca kolladıkları, destekledikleri suç örgütü ki 1 milyar dolar para toplamışlar. Korkunç zulüm ettiler bunlar, bu zalimler. Ama şimdi belki Süleymancılar sıra gelecek, menzilciler falan. Niye? Para ihtiyacı var. Onların mallarına el konacak. Daha başka şeyler de var ama bunun faktörlerden birisi çok büyük para ihtiyacı var. Artık borç alamıyor Türkiye. Betona metona, hırsızlığa herkes böyle çaldı. Şu anda bir doğru dürüst bir ekonomi de yok. Ne yapacak? Hele turizme bel bağlıyorsan turist niye faşist bir ülkeye gelsin ki? O da sıkıntılı. Onun için şu anda tarikatlara karşı mücadele gibi, haklı bir mücadele gibi şey değil mi? Sürekli destekleyen tarikata birdenbire düşman kesiliyorlar. Onlar karşında bir sürü bir suçlarını ortaya koyuyorlar. Suçlarını biliyorlar şu anda. Hatta suçlara ortaklar. Menzil tarikatının işlediği nice suçlar, hırsızlıklar, sahtekarlıklar var. Bunu destekliyor birlikte. Ama gün gelecek onları da yakalayacak. Çünkü mallarına el koymak için. Ve en son benim tahminim AKP ile MHP çarpışacak. Ve o arada küçük kıyamet kopacak. Özgürlük, onur, raya. Başka neler vardı? Ya farklar yüzlerce. Her şeyde bu adam kaybediyor. Bu adam yiyor o naneyi. O zıkkımı. Dur bakayım. Bu yabancı dil bilmez. Atatürk yabancı dil bilirdi. Eğitimliydi. Atatürk kendisine böyle mal mülk falan toplamadı. Bu adam kendisine ve yalakalarına bir sürü şey. Başka ne var? Evet. Atatürk herhangi halkı bir şey etmeye çalıştı. Yani dinine, ırkına göre ayrım yapmadan bir eşit. Ama bu adam sürekli toplumu birbirine vuruşturarak. Atatürk zamanında herkesin birkaç tane nedir? Yobazın dışında bütün halkın desteğini almış bir adamdı. Bu adam %40'ın desteğiyle %10'u da çalarak, çırparak
%50'nin yarısı desene ama halkın diğer yarısına büyük düşmanlık yaparak bunu kazanabildi. Daha neler neler. Neyse ben daha fazla uzatmayayım. Ben bunu bir tarihçi, sadece başlatmak için şey diyorum. Bir tarihçinin mesela Sinan Meydan'ın kitabını şey edebilirsiniz. Tabii ki Kadir Misiroğlu'nun kitabıyla birlikte inceleyin. Çünkü Kadir Misiroğlu palavracının, yalancının teki. İyi tanırım, aileden tanırım. Ha bu ara İsmail Kahraman adındaki adam geçen gün demiş ki işte Atatürk'ün resmi yerine Tayyip'in resmini koyalım ki yapacaklar zaten yapacakları o. Atatürk'ün ismini her yerden alacaklar. Tayyip'in ismini koyacaklar havaalanına, mağalına, köprülere, müprülere, her yere. Yani gelecek bu. Ya çünkü kahraman perest bir ülke, halk. Bak mesela Washington resimlerini burada devlet ailelerinde göremezsin. Öyle Washington, Washington, kahraman Washington falan denmez. İsteyen Washington hakaret etmezdi çünkü kimsenin umurunda değil. Düşün. Ama burada illa bu ülkelerde bir şey üreteceksin, bir put. Edip Atatürk'e, biz putlaştırmıyoruz, biz önünde secdeye var mı? Secdeye varmana gerek yok. Korumaya çalışıyorsun. Yasa geçiyorsun, hakaret. Ona hakaret yapılan o kutsal, ondan başkasına istediğine hakaret yap. Niye özel kanun çıkarıyorsun? Saçmalık. Hello, düşün. O da senin karşısındaki de yobaz. O da puta karşı, Türkiye'de putların mücadelesi var. Putperestlerin mücadelesi var. Atatürk putperest değildi. Atatürk aydın bir insandı. Kendi döneminde o korkunç şeyden cumhuriyete, demokrasiye geçişte ister istemez biraz otoriterlik yaptı. Ama düşün ki korkunç, muhteşem bir değişim oluyor. Olumlu bir değişim oluyor. Yani olumlu yöne doğru bir değişim yapıyor. Halka şey veriyor, güç veriyor, özgürlük veriyor. Kadına, insanlara, reaya olarak görülen hiçbir oy hakkı olmayan çakma Osmanlı torunu. Ha bu çakma Osmanlı'ya özeniyor. Osmanlı dönemi neydi? Halkın oy hakkı var mıydı? Senin padişahı eleştirme hakkın var mıydı? Kadının hakkı var mıydı ey kadın? Sen Osmanlı döneminde olsaydın en iyi ihtimalle şeyde cariye olurdun. Değil mi? Sarayda. Yani yabancı değilsen sultanın eşi olma şansın bile yoktu. Irgattın. Hakkın yoktu. Erkek zaten raiyeydin, sen raiyanın da kölesi olurdun. Kölenin kölesi. Sen ne özeniyorsun ya? Uf! Beni bağışlayın ya. Bir hayli uzattı. Daha başka neler vardı? Bir sürü ya. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Bilim, gerçek sanayi, özgürlük, onur, yabancı dil. Bu sıfır değil. Rabia dili. Ondan sonra bunu da yaptı. Bir millet birbirine karıştırdı. Bir bakıyorsa onlar bir kız böyle yapıyor, bir kız böyle yapıyor. Saçma sapan bir şey. Ah neyse. Ah sizin aklınıza gelecek. Benim aklıma geliyor da yani bu çünkü bitmez bu şey. Ben size bırakıyorum. Böyle bir liste yapın. Hatta aşağıya bence listeyi yapın. Yani düşün ki her gün yalan söylüyor. Her gün bir sürü yalan. Yalan fabrikası kurmuş. İnanılmaz bir şey ya. Ülkeyi sattı. Atatürk bir şey satmadı. Bu ülkenin şirketlerini, tersanelerini falan sattı. Köprüleri bile başkasına yaptırıyor borçlanarak. Onlara müthiş karlar, yabancılara. Müthiş karlar vererek köprü yaptırıyor. Ondan sonra o köprüye garanti veriyor. O köprüden geçmese de millet onlara faizli, maizli büyük paralar gönderiyor. Yabancılara çalışıyor. Milli diyor, tam tersi yabancılara en çok şey kar getiren adam, faiz maiz kötü diyor, haram diyor, bankalara en çok kar ettiren iktidar. En çok kar eden 10 şirketten 7'sini banka yaptı. İsrail, Misrail, Van Menü diyor, tam tersine İsrail'le ilişkileri en iyi hale getiren iktidar. Hatta İsrail'in NATO'ya girme şansını da veren adam. Düşün. Tam tersi. İsrail ile ticari askeri ilişkileri en yüksek düzeyde. Her konuda yalan.
Neyse, ben müsaadenizi rica edeyim. Telefon geldi. Bu liste daha uzun olabilir. Görüşmek üzere.